Merhabalar sevgili izleyiciler. Kim Bir Balya Müebbet Muhabbet Maskesi ister adlı yarışma programımıza hoş geldiniz. Cenk'ciğim sen de hoş geldin. Cenk'ciğim sen misin bu arada? Kimsiniz? Benim Cenk. Cenk nasılsın? Şöyle yapayım bakayım tanıyabilecek misiniz? Hayır yine tanıyamadım. Cenk sen misin? Benim. Bir daha şey yap bakayım. Maskeni çıkar bir bakayım. Olmaz. Evet, umarım Cenk'tir sevgili izleyiciler. Çünkü elimdeki listede bugünkü yarışmacımız olarak sevgili Cenk gözüküyor. Cenk'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi sen olup olmadığını anlarız. Baban ne iş yapıyor Cenk'ciğim? Sosyal medya fenomeni kendisi. O yüzden bu aralar sosyal mesafeye çok tamam, dikkat ediyor. Sensin. Biz de dikkat ediyoruz. Sensin. Peki Cenk'ciğim, bugün buraya gelmende bu muazzam sevgili müebbet muhabbet maskelerinin inanılmaz koruyucu maskelerin var, etkisi oldu mu? Özellikle babam rica etti. Çünkü git o maskeleri al ve gel mi? Bu maskeler evet. Şu an mesela gözlüğüm inanılmaz derecede buğulandı ve sizi görmekte zorlanıyorum. O yüzden sizinkiler buğulanma falan da yapmıyormuş sanırım. Tabii bunlar asla buğulanma yapmaz. Gözlükteki normal başka sebeplerden olan buğulanmayı da alır. Cenk'ciğim. Evet. Peki yarışmamıza hazırlandın mı? Bugün kazanacak mısın bunları? Hazırlandım yani bu sosyal mesafeden dolayı. Dediğim gibi babam eskisi kadar tweet atmıyor artık. Niye? Instagram'a sosyal mesafe. Instagram'a sosyal falan mesafe. Çok az post atıyoruz. Çok gerekli olduğu zamanlarda internete neredeyse hiç girmiyoruz bile. Sosyal mesafe böyle bir şey mi diyorsunuz? Sosyal medya ile ilgili olduğu için tabii ki bu. Yani buradan izleyenlerimize de yani sosyal mesafe için lütfen siz de Instagram'da, Twitter'da falan... Facebook'tur, annem hiç çıkmazdı. O da artık onu kesti. Facebook'u kesti anne. Ve resmen sağlığında bir düzelme oldu filan. Bir de tabii şöyle bir bizim yöntemimiz var ailecek. Anason yağı şuralara sürüyorum. Nereye o, bakayım? Şuralara şöyle tam şöyle şuralara şöyle şöyle yapıyoruz. Evet. O çünkü virüsü uzak tutuyor. Yani o kokuya virüs şey, gelmiyor anlamında. Okumuştu annem evet. Oradan şey yaptık, faydasını da görüyoruz herhalde. Peki mesela bu sosyal mesafe dedin, işte Facebook'ta falan yorum atmak, mesela hemen üstteki yorumun altına yorum atmak mesafeyi kınıyor, şey yorum, bozuyor yani, mu? Tabii ki eğer o kişi virüs taşıyorsa ya da bir takım şeyleri var, antipas deniyor eğer daha önce geçirdiyseniz, bu gibi şeyler varsa o yorumun biraz bekleyeceksiniz şüphelendiğiniz bir kişi ise. Hemen 3-5 altına yani o sosyal mesafeyi orada da korumak lazım. Hmm, 3-5 tane boş yorum sonra normal yorum diyorsun. Gibi. Anlıyorum gerçekten. Peki sen sosyal medyada neler yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum yani. Babam, senin Twitter hesabın var mı? Gizlice girersin falan diye benim evdeki modemi kapattı. Sadece kendisi telefondan giriyor. Benim de zaten GPS takibi var babamda. Takip edebiliyor nerede olduğumu falan. Açınca falan anlıyor. Hmm. O yüzden benimkini de tamamen kapattık. Oğlum diyor bu senin iyiliğin için. Ve bir süre daha büyüyene kadar bu böyle devam edecek. Baban sana hiç Deranzo diye hitap ediyor mu Cenk'ciğim? Deranzo aşağı, Deranzo yukarı. Deranzo gel bakayım oğlum falan dediği. Aferin benim Deranzo oğlum falan gibi. Yok hayır öyle bir şey yok. Çünkü ben bundan duyduğum sıkıntıyı dile getirdim yani. Sıkıntı mı duyuyorsun bundan? Aa Deranzo aşağı, Deranzo geçer falan diye. O yüzden yapmıyor yani benim sağlıklı büyümem için. İnsanların sana laf atmak için aa Deranzo geçiyor demeleri de ayrı bir fenomenmiş. Tebrik ediyorum Cenk Cipsi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bugün yarışmamızda hangi sorulardan, nerelerden çıkar diye düşünüyorsun? Hazırlandığını söyledin çünkü. Dediğim gibi yani birkaç haftadır internetten uzak olduğum için gündem nedir ne değildir pek açıkçası. O halde yakın tarih sormayalım. Yakın tarih mümkünse sormayın. Ama bir ay önceki tarihten sorabilirsiniz. Peki başka sormamızı istemediğin yerler varsa oraları da biyolojiyle her zaman bir sıkıntım olmuştur açıkçası. Biyolojide sormayalım. Biyoloji tamam. Olmazsa iyi olur. Onun dışındaki her şeye hazırım. Tamam. Açığım yani. Onun dışında gayet rahatım diyorsun. Tabii, tabii. Peki istersen maskeni çıkartacak mısın Cenk'ciğim? Hayır çıkartmayacağım. Niye? Annem tembihledi. Gözlüğünü çıkartmaya ne dersin? Onu da yani çıkartmamışken onu da çıkartmaya bile hazırdı. Onun için yani. Ayrıca bir tembih verdi mi? Çünkü dedi çünkü bir şekilde mukozaya yapışıyorsa gözlerimizin kenarında o ağladığımız yerler de dedi bir nevi mukozadır dedi. Oraya da bulaşır dedi. Ben de hak verdim. Allah Allah. Yani ilginç bir hak ver. Peki şapkanı çıkaracak mısın? Şapkamı da çıkarmayacağım çünkü orası da mukozaya oldukça yakın. Mesela kulaklarımda da şu an pamuk var. Hmm. Hırkanın korumayla alakası var mı? Yok. Yok onu çıkarabilirsin o zaman. Niye çıkarayım canım şimdi? Ya ne bileyim yani hani ona hiçbir şey çıkarmıyorsun ya onun için dedim. Hayır. İstersen Cenk'ciğim ben sorularımı çıkarayım. Evet. Müsaade. Soruları bilgisayara girmediniz mi? Girdim bilgisayarda var da ben bilgisayardan okumuyorum. Buradan okuyorum Cenk'ciğim. Hmm. Güzel sosyal mesafe için. Tabii tabii. Evet. Hazırsan hemen sorunu gönderiyorum. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi nar ağacıdır?
Hımlamak suretiyle ilk Deranzo'yu yedin. Tebrik şimdi, ediyorum. Bu da aslında dijital bir soru çık. Şimdi aşağıda deyince sanki burada bir nar ağacı varmış gibisinden bir teşekkür ederim. Bir espriyle. Deranzo'ya mı teşekkür ettin? Evet. Biraz kafanda bir şeyler belirdim. Yani ne sorduğumuzu anlayabildin mi? Tekrar okuyayım mı Cenk'ciğim? Ya aşağıdakilerden hangisi nar ağacıdır dediniz? Evet. Hafızam güçlüdür çünkü. Nar ağacı. Biliyorsun nar ağacı çeşitli narların sallandırıldığı ağaçtır Cenk. Değildir, hayır. Nar ağacı yani açtığımız zaman bir tane ağaç zannedip içinden bir sürü ağacın çıktığı ağaçlara nar ağacı denir. Gerçekten o halde biz bu soruyu bileceksin gibi duruyor. Nar ağaçları konusunda uzman gibi konuşuyoruz. Nar ağaçları değil yani genel itibariyle ağaçlar, bahçecilik, bostan, patlıcancılık. Efendim biber. Annem en son domates ekmişti ama ben domates sevmiyorum. Belki eğer tuzlanırsa filan çok güzel salatada olursa ama domatesin domates tuzlanması dedin. Evet. Yani bostancılıktan anlıyorsun o zaman. Evet. Peki Huşenilerine geçeyim mi? Yani biraz da heyecanın geçtiğini ümidindeyim. Bence aşağıdakilerden hangisi? Yani soldaki diyemeyeceğim çünkü aşağıda diye bir soru var. Sizin de böyle sorularınızdan. Bir espri daha aynı konuda bir espri daha getirdim. Evet, bakalım daha kaç espri yaptınız? Akıl oyunları yaptığınızın da farkındayız. aşağıdakilerden hangisi? Aşağıda soldan üçüncü falan gibi bir şey olabilir. Bir espri daha yine aynı konuda üçüncü espri diyecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk Huşevni'nin geliyor. Evet. Huşevni. A. Köknar. Hı-hı. Köknar nar ağacı mıdır yani? Bu soruyu biraz şey yapayım, tercüme Hı-hı. edeyim sana. Şimdi köknar. Köknar içinde nar barındıran bir ağaç. Evet. Neresinde barındırıyor olabilir bu narı? Yani kökünde mi? Efendim, kökünde kök gövdesinde diyor, mi? Kök var. Nar. Kök, nar. olabilir. Bu olabilir diyorsun. Bunu bir kenara koyalım mı önce? Evet. Peki. Diğer huşevniğine geçelim. Geçelim. Huşevni. B. Çınar. Yine bir nar durumu söz konusu. Evet. Çı. Başındaki çı da biliyorsunuz şey vardır. Vücudumuzda çı enerjisi. Yang'la Ying bir gün yolda gidiyorlarmış. demiş ki sen ne biçim gidiyorsun, ne kadar enerjiksin demiş. O da demiş ki dikkat et çığ düşüyor demiş. O da demiş ki çığ enerjisi mi? Biraz komik değil ama sonuçta olsun, Japon, yine Deranzo'yu aldım, Japon tebrik fıkrası ediyorum. Olduğu için. Japon fıkrası mı bu? Evet. Peki Yang Ying ve Yang biliyorsun. Yani bir gün Yang Ying bir de bizim temel diye bunu Türkleştirebiliriz aslında da şimdi evet. Yarışma sırasında. Harika bir Türkleştirme. Değil. Peki istersen diğer Huşeyni'ne geçeyim çünkü buyurun. Bu soruda takılmayalım. Ben bu arada artık hiçbir şey görmüyorum. O normaldir herhalde. Tabii ya bu kadar buğudan sonra artık bir şey görmemen çok normal. C. Nar ağacı. Nar ağacı soruda da var zaten. Evet aşağıdakilerden hangisi nar ağacıdır demiştik. Evet. Hı-hı. Nar ağacı. Doğru cevap bu mu diyoruz? Olabilir. Çünkü direkt sorunun aynısı ama illaki orada bir ketenpere olduğu için sizin aslında yarışmanızı kim işte bir şey ister değil de ketenpere ya da katakulli ya da babam şey demişti Ali Cengiz oyunu koysunlar oraya yarışmanın adını falan demişti. Artık bizim yarışmamızın ismine de karışmasın. Baba da bir Deranzo gönderiyor Lemniskat. Ve son huşevliğini gönderiyorum Cenk'ciğim. Huşevni. De ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Hiç alakası yok ama şimdi cevizi de düşünürsek eğer kabuğu kırıldığı zaman içinden bir tane değil bir sürü parça pinçik. Hele de çok hızlı vurursanız çekici birçok parça çıkıyor. Çekiçle mi kırıyorsun sen cevizi Cenk'ciğim? Evet. Anladım. O halde bu... Babam bu arada iki tanesini birleştiriyor. Çıtaks diye kırıyor da ben öyle yapamıyorum. Tekniğini bilmiyorum yoksa. 300'lükten yapabilirsin yani. Bench press'e gelince 150-160 falan basabiliyorum. Tebrik ediyorum. Peki bunlar da hepsi olabilir dedin ama içlerinden bir tanesini seçmek zorunda olduğunu biliyor musun? Biliyorum evet. Bir kamu spotu oldu sizinki. Teşekkür ederim. Aslında nar ağacı deyip hiç risk almamak var ama ben risk almayı seven biriyim. Zaten hayatımın hikayesinden de anlamışsınızdır. Hayır hayatın hikayesini bilmiyoruz. Var mı öyle bir risk almayı sevdiğin bir anını anlat o zaman bize Cenk'ciğim. Anlayalım. Nedir hayat hikaye? Yani mesela annem en son şey almıştı. İçini göstermeyen biberlikle tuzluk aldı. Oğlum oradan dedi babam biberliği versene. Ben bilmiyorum ama rağmen herhalde budur diyerek bir tanesini uzattım. Oo çok riskli bir hareket. Baban anladım, sinirli sonra. Bir insan o zaman. Fakat doğru tuz mu? Çıktı. Yani doğru orada mu? Risk almanın önemini gördüm. Yani maske taktığına göre pek risk alan birisi değilsin diye düşünüyorum. Şimdi risk var. Yani ben burada zaten sizden olası bir şekilde kapmamak için yoksa kendimden şey bir kamu spotu değil. Daha şey aldım. Peki evet. Huşeynilerini tekrar ediyorum. Köknar, çınar, nar ağacı, ceviz ağacı. Bunlardan hangisi nar ağacıdır Cenk'ciğim? Yani
Çok mu zor geldi? Yapınca daha çok şey oluyor. Bir saniye buraya bir kalp yapayım bakayım. Cenk'ciğim yarışmamızın belli bir süresi var. Yani snooker değil bu. Sonuna kadar düşünemiyorsun. O zaman kök nar diyeyim. Çünkü kökünde de nar var. Yani kök üzeri nar gibi duruyor. Hmm. Eğer çünkü nar ağacı desem çok basit olacak. Çınar olmaz mı? Çınar da olabilir çünkü onda da nar var. Bence aslında 3 doğru cevap. Ceviz ağacı olamaz mı? İşte o yüzden o 3 tanesi var. Bir tanesi farklı ya. O açıdan ceviz ağacı olabilir mi diye düşündüm. Ve onu da kırınca bir sürü parça çıkıyor. Mesela açınca. Bu soru aşağıdakiler hangisi nar ağacı değildir deseydik. Sen direkt ceviz ağacını işaretlerdin herhalde. Tabii. Keşke öyle deseymişiz. Çat diyebilirdin. Evet ama işte orada bir zorluk şey etmişsiniz. Evet. O halde son şey kararını alalım. Çınar ağacı diyeceğim ben. Efendim? Çınar ağacı. Çınar ağacı mı diyorsun? Evet. Çınar diyorsun yani. Son kararın mı? Son karar. Peki. Ne? Maalesef. Yani niye şaşırıyorsun? Yani şimdiye kadar yarışmamızdaki hiçbir soruyu bilememiş olmana rağmen hala bilememene şaşırıyorsun Cenk'ciğim. Çok şaşırtıcı bir insansın. Hayır niye? Ne? Doğru cevap ne? Doğru cevap nar ağacıydı. Ben de onu dedim işte. Hayır sen çınar dedin. Nar ağacı dedim yani. Nar ağacı anlamında söyledim ben onu. Süper çamur bir insansın. Olur mu öyle şey? İmranto gönderdi sana. Zaten basitti. Ben ilk başında onu size söyledim. Bak bir daha dikkat et. Bir daha yarışmamıza katılmama şeyin olabilir. Ama istersen ben teselli maskesi verebilirim. Yani İstemiyorum. İşte eve giderken bunu kullan. Al Cenk'ciğim. Cenk çok tehlikeli. Al şu maskeyi. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.